Evet. Merhaba arkadaşlar. Gelenler var galiba. Sesim nasıl? Duyabiliyor musunuz? Bu konuda bilgi verebilir misiniz? Ses geliyor mu? Evet. Merhaba arkadaşlar. Sesim geliyor mu? Evet. Evet. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi ben kısa bir paylaşım yapayım. Bir iki video çekeyim. Bir de canlı yayını paylaşayım. Daha kalabalık olalım inşallah. Ondan sonra da tekrardan size döneyim. Sorularınızı alacağım. Buradayız. 2024 DGS'ye yaklaşık 4 ay kaldı. Sorularınız var. Onları cevaplamaya çalışacağım. Elimden geldiğince. Tamam. Ses geliyormuş. Teşekkür ederim. Şimdi 2024 DGS'ye yaklaşık 4 ay kaldı. Birçoğunuzun eksik olduğu konular var, bilmediği noktalar var, merak ettikleriniz var. DGS'de daha önce derece yapmış, derece yapan öğrenciler yetiştirmiş bir koç olarak sizlere elimden geldiğince bilgi paylaşmaya çalışacağım. Umarım canlı yayın hoşunuza gider. Eylül'den beri video gelmedi. Ya arkadaşlar çok müsait olamıyorum maalesef. Sorularınıza cevap vereceğim. Sorularınızın kaydı var. Şurayı bir paylaşmam lazım da onu bulamadım. Bir saniye. Şu canlı yayınlar hep problemli olmak zorunda mı ya? Maalesef. Bir saniye. Yayınları problemli olmak zorunda mı ya? Şu an kendimi izliyorum. Şimdi bunu çok kısa paylaşayım. Instagram'da küçük bir paylaşım yapayım arkadaşlar. Direkt kendimi çekeyim. Arkadaşlar merhaba. Şu an YouTube'da canlı yayındayım. Gelmek isterseniz Kazım İncebacak YouTube kanalına uğrayabilirsiniz. Linki de buraya bırakıyorum. Tıklayıp gelebilirsiniz. Teşekkürler. Arkadaşlar merhaba. Şu an YouTube'da canlı yayındayım. Böyle Gelmek bir isterseniz saniye. Kazım Maalesef. İncebacak YouTube kanalına uğrayabilirsiniz. Linki de buraya bırakıyorum. Tıklayıp gelebilirsiniz. Teşekkürler. Arkadaşlar merhaba. Şu an YouTube'da canlı yayındayım. Gelmek isterseniz. Tamam. Paylaşım yaptım. Şimdi Öykü Ceren'in sorusuyla başlıyorum. Öykü Ceren de hiçbir şey söylemeden direkt bodoslama soruyla girmiş. Merhaba yok, nasılsın yok. Direkt 25 net yapılır mı? Şu anda 6-7 yapıyorum. Yapılabilir. Kalan net 25 net yapmak için gayet yeterli. O netlerdeyseniz benim önerim eğer daha önce çözmediyseniz antrenmanlar matematik 1 ardından da karekök matematik 0. Bu iki kitap birçok kişi 20 netin üzerine taşıyacaktır bitirdiği noktada. Yeter ki düzenli olarak soru çözmeyi bırakmasın. Evet Muhammed Üçkaya hoş geldin. Şeyma Kaya hoş geldin. Yusuf Emre Kaplan hoş geldin. Gülşah Öztürk hoş geldiniz. Muhammed Uğurlu dediğim gibi hani çok yoğun olduğum için bazen sıkıntı oluyor. Çok fazla video atamıyorum. Ama elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. İyi akşamlar Cemil. Hoş geldin. Paylaşabilirsiniz bu arada canlı yayın arkadaşlar. Kafanıza takılan DGS ile alakalı şeyleri sorabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Bugün olabildiğince paylaşım yapalım. Hop, pardon. Özür dilerim. Şimdi çok temelden ama. Şimdi Öykü Ceren, eğer sen dersen ki çok temelden bu. İşte ben bir tık daha ileri başlayayım. Bu sefer ne oluyor biliyor musun? Bu sefer aslında kendi net arttırma hızını yavaşlatıyorsun. Her zaman bir şeyi temelden alan kişiler daha başarılı olurlar. Ya bugün İngilizceyi direkt ortasından öğrenemezsin. Alfabesinden başlarsın. Zamanla geliştirirsin. Yemek yapmanın da bir temeli vardır, ondan sonra üstüne inşa edersin. Her şeyin bir usta çırak zamanı vardır. Çıraklık dönemini iyi geçiren insanlar ustalıkta daha başarılı olur. Dolayısıyla matematik bir dil olduğu için alfabesi yani ilkokul matematiği çok önemli. Yani matematik öğrenmeye başlayacaksanız arkadaşlar direkt lise matematiğiyle başlamayın. Eğer ilkokulda problemleriniz varsa. Lütfen ilkokul matematiğinizdeki sorunları halledin. Ardından
lise matematiğine geçin. O yüzden antrenmanlar matematik 1, ardından karakter matematik 0. Şiddetle tavsiye ederim. Pişman olmazsınız. Evet. Tuğba Van demiş ki 2025 için hazırlanan var mı? Hazırlanan var mı 2025 için? Evet. Lilges demiş ki aklım YKS'ye de kayıyor. İkisini kovalamak mantıklı mı? İki sınava da aynı anda çalışmak kesinlikle mantıklı. Hem YKS hem DGS çok mantıklı bir yol olacaktır. Imagine Draw demiş ki kontenjanlar geçen seneyle paralel olur mu? Yoksa yine sert bir kontenjan daralması yaşanır mı? Ben açıkçası kontenjanların artık bu kadar azalacağını düşünmüyorum. Artık bu geçen seneki gibi çok yüksek çakılmayacaktır. Geçen seneki yüksek çakılma onun maksimumuydu. Bundan sonra yükselişe geçecekti. Yani yükselişe geçecek derken bundan sonra azalma yine olsa da çok minimal düzeyde olacaktır. Çok fazla çakılmayacaktır yani. Objektif kanal diyor ki temelden başladığı Girimnet bandına ulaşabilir miyiz? Kesinlikle ulaşabilirsiniz. Antrenman matematik 1, karekök matematik 0, Girimnet bandına çıkartır. Sözel mantık için kaliteli kaynak bulamıyorum. Kaynak önerir misiniz? Şeyma Kaya şöyle söyleyeyim. Sözel mantık için Umut Cihan Arslan var. Umut Cihan Arslan'ın kitapları var. Onu Google'a yazarsanız bulursunuz. Umut Cihan Arslan sözel mantık yazarsanız onun kitaplarını alabilirsiniz. Sözel mantık da çok iyidir. YouTube kanalı da var zaten. Orada hem sözel mantığı dinleyip hem de kitabını çözerseniz sizin için çok faydalı olur. Şu an hangi yayın evinde çalışıyor bilmiyorum. Değiştirdi en son da şu an aklıma gelmedi ama adını soyadını YouTube'a, Google'a yazarsanız çıkar. Evet, Serhat Uçar hoş geldiniz demiş ki DGS'de tercih yaptım sonra KPSS'den de tercih yapabiliyor muyum? Yani atandığımda DGS hemşirelikle gelse devam edebilir miyim demiş. Şimdi arkadaşlar DGS'de üniversite kazandıktan sonra hemşirelikte de atanabilirsiniz. Atanmadan sonra şöyle bir kural vardır. Eğitim hakkının devamı gibi bir kural. Yani eğer üniversiteniz bir başka şehirdeyse o şehir için tayin talebinde bulunabiliyorsunuz. O dönemde okulunuzu dondurmanız gerekebilir ama bununla ilgili üniversiteniz farklı şehirdeyse bununla ilgili talepte bulunabiliyorsunuz. Ben tayin olmak istiyorum diye. Orada sistem çalışıyor yani. Orada sistem yardımcı olur. Muhammed Uğurlu demiş ki benim OBP'm nasıl hesaplanacak? Ben sınav sonuçlarından sonra mezun olacağım. Muhammed Uğurlu yani o an başvurduğunda ne gözüküyorsa sistemde o olacak. Çünkü biliyorsunuz senin şu anda da bir ganon var. Atıyorum 3 şu anda. Mezun olduğunda belki 3.5 olacak ama şu an sistemde bir 3 ganon var senin. O ganon sınav puan hesaplamasında kullanılacak. Ersen hoş geldiniz. 22 net yapıyorum. 35 netle çıkabilir miyim? Matematikten kesinlikle çıkabilirsiniz. Size de karekök matematik 0 daha önce çözmediyseniz ardından 3-4-5 TYT matematik öneririm. Arkadaşlar ben genellikle YKS kaynakları öneririm DGS öğrencilerine. Çünkü daha zor ve daha kaliteli oluyor. Bunu isteyenle tartışırım. Yani bir öğrenci eğer sınava YKS kaynakları çalışıyorsa otomatikman rakiplerinin önüne geçiyor. Onu o yüzden 3-4-5 TYT matematiği öneririm. Yusuf Emre Kaplan demiş ki hukuk istiyorum. 42-44 Türkçe netlerinde matematik 20-25 matematik 40 artı netlere ulaşır mı? Ulaşabilir. 25 netten 40 nete çekmek gerçekten 3 ay, 4 ay güzel bir süre, yeterli bir süre, yeterli. Arkadaşlar eşit ağırlık öğrencileri varsa aramızda bir şey anlatmak istiyorum çok kısa. Hukuk isteyenler beni dinleyebilir. Biliyorsunuz bir eşit ağırlık öğrencisi için Türkçe ve matematik aslında aynı puanı getiriyor tırnak içinde. Ama şöyle bir sıkıntı var. Matematik netleri ortalamada daha düşük olduğu için atıyorum ortalamada matematik neti ortalama 10'sa Türkçeninki 20-25 olduğu için aslında 30 Türkçe netiyle 30 matematik netinin size getirdiği puan aynı değil. Türkiye'de 30 matematik puanı daima daha fazla puan getirir katsayı farkından dolayı. Bilginiz olsun. Evet. Selamlar demiş Aslı Ak. Gülşah Öztürk'ü atlamayın. Gülşah Öztürk'ü okuyalım. Aslı Hanım'a geleceğim. 2022 DGS'den Suzan'da 22 doğru 14 yanlış yaptım. 4 tane ne kadar arttırabilirim. Şimdi sözel öyle bir şey ki 22 yapmışken onu 3 ayda 40'a da çıkartabilirsin. Çünkü sözel daha çok hani okuduğunu anlama kapasitesiyle alakalı. Okuduğunu anlama kapasiten ve hızın iyi bir şekilde artarsa, bununla ilgili iyi bir antrenman yaparsan 4 ayda 40 üstü 45 civarında bile çıkabilirsin. Sözelde o artış çok mümkün. Arkadaşlar yayını beğenebilirsek,
çok makbule geçer. Abone değilseniz abone olun. Soru sormak için abone olmanız lazım bu arada. Böyle bir şartname koydum. Elitist bir yapım var. İşiniz yani bana sadece böyle faydalı olanlara soru soruyorum. Videoyu beğenirsek çok hoşuma gider. Teşekkür ederim. Aslı Akın sorusuna geçelim. Problemler için soru yakalayabilecek kaynaklar. Şimdi DGS'de genellikle birkaç kaynak var. Bunlar daha fazla ön plana çıkıyor. Ama bunları hemen çözmenizi önermem. Bunları çözmeden önce biraz temel kaynakları çözün. Matematik algınız biraz yükselsin. Ondan sonra çözebilirsiniz. Saf DGS kaynağı istiyorsanız PEGEM, Yargı ve Tasarı Yayınları'nın problem soru bankaları var. Bunları alabilirsiniz. Yargı, PEGEM ve Tasarı'nın soru bankaları, problem soru bankaları daha iyi oluyor. Daha güncel oluyor. Yani güncel dediğim en azından hani DGS'ye yönelik daha iyi kaynaklar. Ama dediğim gibi TET kaynaklarını da çözebilirsiniz. Bir de Yektumat Yasin Karan'ın da Cebir ve Problem kitabı var. Onu da önerebiliriz. O da güzel bir kitap. Mert Bey demiş ki bazen 40-45 çıkartıyorum, bazen 30-32. Şimdi bu aşırı net dalgalanması bazı kişilerin problemi. Burada şu analizi yapmak lazım. Ben bu netleri bilerek mi yaptım, bilmeden mi? Belki de bazı denemelerden sizin bildiğiniz konu daha fazla denk geldiği için yüksek net yapıyorsunuz. Belki de bilmediğiniz konu daha fazla geldiği için. Sayın Mert, size önerim yanlış ve boş yaptığınız konuları bir deftere not alın. Atıyorum bu dönemde burada yanlış ve boş yaptım. Şu 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 konulardan. Bu dönemde burada şu şu konulardan yanlış ve boş yaptım. Bunlar aynıysa ve doğru yaptığınız konular da aynıysa demek ki iyi olmadığınız konular denk geldiği zaman düşük net yapıyorsunuz. Bu bir neden olabilir. Sınava girme psikolojiniz aynı olmayabilir. Bu çok önemli. Bir de turlama tekniğini tam olarak iyi kullanamıyor olabilirsiniz. Turlama tekniğini iyi kullanmak lazım arkadaşlar. Bunlar net dalgalanmaların önüne geçecektir diye düşünüyorum. Objektif kanal demiş ki staj kalması sıkıntı yaratmaz değil mi? Evet, staj kalması sıkıntı yaratmaz. Ersen demiş ki önerilerinize dikkat ediyoruz. Teşekkür ederim. Şeyma Kaya demiş ki öz eğitim öğretmen için en az kaç net yapmam gerekiyor? Ya şimdi şöyle, bu kaç net yapmam gerekiyor sorusu çok değişiyor. Şu an güncelde herhalde 35-40 civarı falan yapmanız lazım. Çünkü her sene değiştiği için ve ben de 5 senedir bu işi yaptığım için artık çok takip edemiyorum ama ya hedefiniz sizin sınavı fullemek olmalı ya. Hani alt bir sınır koymamanız gerek. Yani şunu diyebilirsiniz. Ya ben 40 civarı yapıyorum, kazanırım. Bunu düşünmek serbest ama sayısal da olsanız, sözel de olsanız eşit ağırlıkta iki bölümü de fullemeye odaklı çalışmanız gerek. Biraz paylaşım yapayım arkadaşlar. Siz de arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. WhatsApp ve Telegram gruplarında paylaşabilirsiniz. Biraz kalabalık olursak ben de daha memnun olurum. Daha güzel şekilde anlatırım. Siz de güzel dinlersiniz. Böyle güzel bir şey yapabiliriz isterseniz. Canlı yayını beğenirsek benim için de çok makbule geçer. Bugün uzun bir canlı yayın yapabilirim. Eğer siz de güzel sorular sorarsanız, ben de sıkılmazsam, siz de sıkılmazsanız. Yani güzel bir canlı yayın yaparsak karşılıklı güzel bir alışveriş yapmış oluruz. Evet. Sur Esra demiş ki Marmara Hemşehri kaçıncı sınıftan başlıyor, bilginiz var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hangi üniversitenin, hangi fakültesinin kaçıncı sınıftan başlayacağı her sene değişebilen bir şey. Ve kişiden kişiye göre de değişebilen bir şey. Bunu asla bilemeyiz. Bununla ilgili boşuna araştırma yapmayın. Bu yalandır. Size eğer birisi derse ki ya ben biliyorum şurası şu sınıftan başlatıyor ya da şu kadar dersini kesin sayar derse birisi yalan söylüyordur arkadaşlar. Hiçbir kimse hangi üniversitenin kaç dersinizi sayacağınızı bilemez o üniversite haricinde. Üniversiteyle konuşabilirsiniz. Üniversite size bir şey söyler. O doğrudur ama onun haricinde kimse bunu bilemez. Cemil demiş ki 25 netlerden 45 netlere çıkarabilir miyim? Tabii ki de çıkarabilirsiniz. Geometriye kesinlikle sayısal ve eşit ağırlık öğrenciler çalışsın arkadaşlar. OBP 45 kaç net yapmam lazım? Tinky Winky demiş. Şimdi OBP'nin 45 olması düşük bir sıkıntı. Bunu Türkçe yaparak yani sözel bölümden net çıkartarak kapatabilirsiniz. Sayısal için 35-40 civarı üstü gelmesi lazım hemşirelikte. Ama dediğim gibi 50 matematiği hedeflemeniz lazım. Yani fullemeyi hedefleyin. Lil Gis demiş ki o kadar kişi var beğenin az beğenin arkadaşlar demiş. Kesinlikle katılıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi sağda solda paylaşabilirsiniz arkadaşlarınızla, gruplarla vesaire. Ben de kendi öğrencilerime bir mesaj atayım diyeyim, canlı yayındayız, gelebilirsin vesaire. Onlar da gelmek isterlerse gelsinler. Bir saniye.
Buraya kendi adamlarımı toplayacağım şimdi. Arkadaşlar hepinizin sorusuna cevap vereceğim. Kimsenin sorusunu cevapsız bırakmayacağım. Kimse soru sormaktan çekinmesin. Abone olan herkes soru sorabilir. Abone olmak için, soru sormak için abone ilk şartı getirdim. Bugün herkesin sorusunu cevaplayacağım inşallah. Eğer hoşunuza giderse tekrarlarız bu canlı yayınları. Bu ara müsaitim. Bir iki gün canlı yayın yapabiliriz. Eğer isterseniz onu da söylemiş olayım. Kendi öğrencilerimi de atayım. Ondan sonra devam edelim. Şimdi arkadaşlar canlı yayını beğenirsek çok makbule geçer. Teşekkür ederim. Şeyma Kaya demiş ki sözelciyim, matematik yapmalı mıyım, puanıma etkisi olur mu? Arkadaşlar son zamanlarda sözelde derece yapan öğrencilerin de 10-15-20 civarı matematik yaptığını görüyoruz. Yani o yüzden sözel olsanız da kesinlikle sözel olsanız da matematik yapın. Zaten bir net kuralı var arkadaşlar, biliyorsunuz sayısaldan en az bir, sözelde en az bir net yapmak zorundasınız. Aysu Er Şerbetçi arkadaşımız gelmiş. İşletme istiyorum. Sınava kadar yetiştirebilir miyim? 225 puan. Aysu kesinlikle yetiştirebilirsin. Lütfen çalış. Temel seviye basit 2-3 kaynak al. Bunları sınava kadar çöz. Birkaç tane deneme çözersen %100 çok iyi üniversitede, çok iyi üniversitelere işletmede yerleşirsin. Onu söyleyeyim. Başarılar. Zeynep Vural benim eski bir öğrencim. Daha önce benden koçluk almıştı. Üniversitede şu anda. Koçluk alın diye benim reklamımı yapıyor. Benim adamımdır kendisi. O yüzden içeriye adamlarımı yerleştirdiğim doğrudur. Haftada 3 net yapıyorum. Deneme sayım yeterli mi? Arkadaşlar haftada 3 net fazla bile şu anda. Bakın haftada 3 net fazla bile. Neden? Çünkü biz denemeleri denemelerle net artmaz. Denemelerle şöyle net artar. Denemedeki yanlış ve boş yaptığınız konuya çalışırsanız netiniz artar. Yoksa mesela ben alayım önüme sabaha kadar deneme çözeyim. Hiç netim artar mı? Artmaz. Sadece sınavı yönetme kapasitem yükselir. O da hani bilgim varsa bana net artışı sağlar. Ama bilgim yoksa bir şey olmaz. O yüzden 3 deneme gayet ideal. Bence çok fazla çıkartmanıza gerek yok. Artık daha çok denemelerdeki yanlış ve boş yaptığınız konulara yönelin. Sayın Mert siz şeydiniz galiba, bu 42-45 yapıyorum birden 30'a düşüyor diyen kişi. O yüzden işte düşüyor. Hani çok fazla deneme çözmek yerine denemedeki yanlış ve boşlarınıza yoğunlaşın, onlara çalışın. Bu size daha fazla net artışı getirir. Arkadaşlar sırayla hepinize bakacağım. Biraz geriden geliyorum, özür dilerim. Ama soruyu okuyup cevaplıyorum. Merak etmeyin, güncelde sizi yakalayacağım. Canlı yayını beğenirsek sevinirim. Emir Kaan demiş ki elektrik elektronik istiyorum, 33 yapıyorum. 40'lara çıkabilir miyim? Kesinlikle. Bak Emir, eğer sınava kadar düzenli çalışırsan rahatlıkla 40 üstü yapabilirsin. Ama sadece sayısala yoğunlaşma. Sözel de yap. Paragraf da yap. O net farkını paragraf çözerek de kapatabilirsin Sayın Emir. Genç yatırımcı diyor ki ÖBP 254, 38 civarı yapabiliyorum. Bilgisayar mühendisliği ÖBP geriye çeker mi? Evet, ÖBP 254 çeker ama bunu paragraf çözerek veya geometri veya işte 1-2 net daha fazla yaparak o farkı kapatabilirsiniz. Yani sizin eksiğiniz 2 netlik falan bir puan farkı. 2 net daha fazla yapıp onu kapatabilirsiniz. Ya da işte 8-10 paragraf sorusuyla o farkı kapatabilirsiniz Sayın Genç Yatırımcı. Aslı Ak demiş ki sınavda yanlış çıkarıyorum. Dikkat dağınıklığı sebebiyle neler yapmalıyım? 35 bandındayım. Şimdi şöyle, odak süresini arttırmak için yapılması gereken şey öncelikle düzenli ders çalışmak. Bu bir. İkincisi Pomodoro yöntemini önerebilirim. Pomodoro yaparsanız dikkat dağınıklığı olan insanların dikkat süresini yavaş yavaş arttıran bir taktik. Onu önerebilirim. Ve dikkatinizi dağıtan objeleri etrafınızdan kaldırırsanız ders çalışırken faydalı olur. Arkadaşlar yayını beğenebilirsek sevinirim. Yayını beğenelim, kanala abone olalım. Soru sorabilmek için abone olmanız lazım. Arkadaşlarımızla bu canlı yayını paylaşabiliriz. WhatsApp, Telegram gruplarında orada burada çok makbule geçer. Memnun olurum. Dua ederim. Şu mübarek kandil gecesinde inşallah. Evet, sorulara devam edelim. Yusuf Emre Kaplan diyor ki sizi yeni tanıdım, çok sevdim. Videolarınızda bize yol gösterin inşallah. İnşallah Sayın Yusuf Emre. Evden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Gülşah Öztürk diyor ki söze için soruyorum. Bu 4 ayda çıkmış soruları 2 kez çözmek mi, yoksa bir kez çıkmış soruları çözüp geçmeli mi? Arkadaşlar
Görüntü okey mi? Görebiliyorsunuz beni mi? Görüntüde bir sorun yok. Neyse. Gülşah Hanım, yani çıkmış sorular kesinlikle çözülmeli arkadaşlar. Son 10 yılın çıkmış sorularını DGS, ALES, KPSS, hatta YKS bazında çözebilirsiniz. Son 10 yılı şiddetle öneririm. Ama bunu 2 kez çözmek, 3 kez çözmek değil de hani bunları en az bir kere çözüp bunları güzel bir şekilde analiz edip eksik olduğunuz konuları belirleyip bunlara çalışmak daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Ha, Emir Yayla çok önemli bir soru sormuş. Arkadaşlar sorularınıza cevap vereceğim. Güncele gelmeye çalışıyorum. Sırayla gidiyorum. Emir Yayla çok önemli bir soru sormuş arkadaşlar. Bu soru çok önemli. Ben burada çok farklı bir şey söyleyeceğim şimdi. Birçok kişinin farklı düşündüğü bir alan bu. Emir Yayla diyor ki, bir kitabı illa bitirmek zorunda mıyız sonuna kadar? Yoksa cebir kısmına kadar yapsak ya da belli bir yere kadar yapıp yine başka bir kitaptan çözsek daha iyi olur mu diyor. Arkadaşlar, bir kitabı baştan sona bitirmek zorundasınız. Çünkü aslında o kitabın bütün o verimi o kitap bittiğinde alınıyor. Çünkü başlangıç konuları zaten çoğunuzun hakim olduğu konular. Çoğunuz zaten başlıyorsunuz bir gazla, bir motivasyonla. Çalışıyorsunuz bir ay, belli bir seviyeye geliyorsunuz. Sonra zorlaşmaya başladıkça hemen pes etmeye başlıyorsunuz. Pes edince de ne oluyor? O ileriki konular hep yarım kalıyor, eksik kalıyor. Onun yerine lütfen bir kitabı baştan sona bitirin. Bakın, bu size daha fazla net artış sağlar. Cemil diyor ki, sayısal ön lisans mezunuyum. AÖF'ten başka bir bölüm okuyorum. DGS'ye engel teşkil eder mi? Hayır arkadaşlar, açık öğretimden bir bölüm okumanız DGS lisans okumanız engel değildir. Genç yatırımcı diyor ki, hocam 33 civarı yapıyordum. Geometri çalışmaya başladım. 38'e kadar çıktım. Kesinlikle önemli. Ben diye biri diyor ki, geometri başlangıç için hangi kaynak? Arkadaşlar, geometriniz hiç yoksa aktif geometri olabilir. Ama geometriniz biraz varsa, matematiğiniz biraz iyi düzeydeyse karekök geometri sıfırı öneririm. Aslak diyor ki, KPSS ile DGS'ye beraber götürüyorum. Fikrinizi alabilir miyim? Matematiğe yönelim, nasıl olmalı? Sayın Aslı, kesinlikle YKS kaynaklarıyla matematiğe çalışmalısınız. YKS tarih kitaplarını kullanmalısınız. Bence YKS coğrafya kitaplarını kullanmalısınız. Çünkü bugün YKS kitapları piyasanın en kaliteli ve en zor kitaplarıdır. Bunlar da iyi yaparsanız KPSS'de, DGS'de yaparsınız. KPSS ve DGS'i ayrı düşünmeyin. Sadece konu bazlı düşünün. Tarih, coğrafya, matematik, paragraf, dil bilgisi. Bunların da en iyi kaynakları, YKS kaynakları, bunları alın çalışın. Ömer Akçebol diyor ki, DGS çalışmayı senden öğrendim. Abiciğim teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ömer Akçebol, hoş geldin. Sur Esra diyor ki, konuları unutmamak için nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Arkadaşlar, bir kitabı alın, baştan sona bitirin. Sonra tekrar başka bir kitabı alın, baştan sona bitirin. Sonra tekrar bir kitabı baştan sona bitirin. Bunu yaparsanız hiçbir şekilde konuları unutmazsınız. Yani konuları unutmamanın sırrı bu. Bir kitap al, bitir. Sonra bir kitap al, tekrar bitir. Sınava kadar sürekli kitap bitirmeye devam. Bu benim tekrar taktiğim. Ramazan'da oruç tutuyorsanız da, oruçlu olmadığınız saatlerde de çalışabilirsiniz. Oruçluyken de çalışabilirsiniz. Bu kişiden bir şeyleri değişiyor. Ama kendi analizinizi kendiniz yapmak zorundasınız Sayın Sur Esra. Kübra GK önemli bir soru sormuş arkadaşlar. Ne zaman denemelere başlamalıyım? Arkadaşlar, hemen denemelere başlamak zorundasınız. Hemen şu an denemelere başlayın. Denemeler çok önemli. Şu an deneme çözmek zorundasınız. TRKKZK demiş ki, matematik 20 net değerdeyim. ÖBP 276, önleriniz nedir? YKS kaynakları kullan. Öneririm. Onu söylemiş olayım. Lilges demiş ki, koçluk anlamında hali hazırda sırf para işi yapan çok insan var. DGS'yi kazandığında bile belli olmayan kişiler koçluk veriyor. Bu kişiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi arkadaşlar, bazı koçluk veren insanların gerçekten sınavlarda başarısı bile yok. Şimdi bakın, beni tanımayanlar için şöyle bir şey söyleyeyim. Ben DGS'de sayısalda 299. oldum, 315. oldum, 915. oldum. Bunlar benim birebir netlerimdir. Sınav derecelerimdir.
Şimdi bazı insanlar var, koçluk veriyor ama kendisi sınava girip başarılı olmuş insan değil. Bunları araştırmanızı öneririm arkadaşlar. Yani sınavda başarılı olmamış birinden koçluk almak çok sağlıklı değil bence. Hatta ben şeyi de çok tartışırım. Yani bazen matematik ve Türkçe öğretmenleri var, tarih hocaları var. Bunlar mesela koçluk veriyor. Bunları soksak mesela DGS'ye sonuncu olur ama size koçluk veriyorlar. Hani bu bence doğru bir şey değil ama siz diyorsanız ki ben memnunum, almak istiyorum, hoşuma gidiyor, alabilirsiniz. Özgür dünya. Evet. Veterinerlik istiyorum. Geç kaldım. Nasıl bir yol izlemeliyim? Arkadaşlar nasıl çalışılır videom var. Yaklaşık 40 dakikalık. Onu bulur izlerseniz çok daha iyi olacaktır sizin için. Bir soruyu bir kere soralım arkadaşlar. Spam olan şeylere cevap veremiyorum. Oktay Öcal. 40 dakikalık nasıl çalışır videom var, onu izleyebilirsiniz. Onu söylemiş olayım. Hepinizin sorularına cevap vermeye çalışacağım arkadaşlar. Ona cevap verelim. Şeyma Kaya demiş ki bir sözel öğrenci şu an ne kadar soru çözmeli günlük? Arkadaşlar günlük soru sayınız size bağlı. Mesela ne demek istiyorum? Eğer bugünkü kapasiteniz 20 soruysa 20 soru çözün. Yarınki kapasiteniz 100 soruysa 100 soru çözün. Ama yeter ki sürekli çözün. Sınır koymak, yani az sınır veya çok sınır koymak iyi değildir. Çoğu yerde şöyle bir algı var. En az günlük 10 soru çözmen lazım, 20 soru çözmen lazım. İşte her gün 10 soru çözersen şöyle olur. Arkadaşlar sınırlarınızı zorlamazsanız başarılı olamazsınız. Sınırlarınızı zorlamanız lazım. Bunun için çok soru çözmeniz lazım ama bu çok soru da gerçek dışı değil. Mesela günde 200 soru çöz değil. O gün ne kadar çözebiliyorsun. Sayın Burak Bozoklu demiş ki hocam iyi yayınlar, çok iyisiniz. Umarım daha iyi yerlere gelirsiniz. Allah yolunuzu açık etsin demiş. Teşekkür ederim Sayın Burak Bozoklu. Sizin de Allah yolunuzu açık etsin. Ömer Ocak diyor ki yazılım ve bilgisayar mühendisliği kontenjanları ne olur? Bir de ortalama 35 net yapıyorum. ÖBP 377. Hedefim 200'e girmek sizce olur mu? Sayın Ömer Ocak, ÖBP'niz iyi. ÖBP'niz iyi. Netiniz fena değil. 35 civarı iyi oluyor. Ama sadece sayısal da o kadar net yetmez. Onu sözlere de çekmeniz lazım. Sözlerde de o civarda ondan daha fazla yapmanız lazım. İlk 100'e gireceksiniz. Onu söyleyeyim. Ya sayısal kısmı fullemeniz lazım ya da paragraf çözmeye de başlamalısınız. Sayın Ömer Ocak. Pardon arkadaşlar. Yazılım ve bilgisayar mühendisliği kontenjanları ne olur sorusuna şöyle cevap vereyim arkadaşlar. Yazılım ve bilgisayar mühendisliği kontenjanları ya aynı kalacak ya da çok az azalabilir. Büyük ihtimalle aynı kalacak diye düşünüyorum. Ben diye biri demiş ki OBPM 288 nasıl etkiler? Arkadaşlar OBP ne kadar yüksekse sınavda o kadar puan kazanırsınız. O yüzden OBP'niz önemli. Lütfen ikinci sınıfsanız, birinci sınıfsanız lütfen derslerinize önem gösterin ve sınava çalışın. Çok kısa hemen mesajlara bir cevap verelim. Ondan sonra devam edelim arkadaşlar. Evet. Canlı yayını beğenebilir, paylaşabiliriz, abone olabiliriz arkadaşlar. Oğuzhan Holat diyor ki Oğuzhan Holat reklamımı yapmış. Onu bir okumam lazım. Reklam mesajlarını özellikle okuyorum. Reklam olursa özellikle okuyorum. Hayırlı akşamlar hocam. Edirne'den selamlar. Geçen sene sizin tavsiyelerinizi dinleyerek DGS'den Trakya Üniversitesi mimarlığa geçiş yaptım. Umarım iyisinizdir. Kandiliniz mübarek olsun. Teşekkür ederim Oğuzhan. Senin de kandilin mübarek olsun. Çok sevindim. Umarım Trakya Üniversitesi mimarlık güzeldir. Hocaların sana güzel davranıyordur. Umarım diğer arkadaşlarım da burada geçer. Hayırlı olsun. Umarım çok kısa sürede sektöre girersin. Oğuzhan kulüplere katıl, etkinliklere katıl. Üniversitenin tadını çıkar. Lisans okumak güzel bir şeydir. Ön lisansta maalesef çok kısıtlı vaktiniz oluyor. O yüzden tam olmuyor ama lisansta çok güzel etkinliklere katılmak için çok vaktim var. Bunu değerlendir lütfen. Makineden bilgisayar mühendisliğine geçiş yok DGS'den. Dilekçe ve benzeri yazsak alan açılabilir mi yoksa imkanı yok mu? Yani DGS hangi ön lisans bölümünün hangi bölüme geçileceği önceden belirleniyor. Bununla ilgili çok fazla talep olursa eklenebilir ama ben zannetmiyorum kısa sürede olacağını.
Furkan Mustafa Karabacak diyor ki kontenjanlardan dolayı, katılım sayısından dolayı kontenjanlar düşer mi? Arkadaşlar katılım sayısıyla alakalı değil. Yok şu anda şey yapmaya çalışıyor. Bakın bu kontenjanlar neden azalıyor bunu bir söyleyeyim ben size. Kontenjanlar şundan dolayı azalıyor. Birçok insan DGS'yi üniversiteye girişin arka kapısı ve kolay yolu olarak görüyor ve DGS'lileri de küçümsüyor. Dolayısıyla DGS'lileri de küçümsediği ve hani bunlar kolay yoldan üniversiteye giriyor dediği için YÖK'e çok fazla dilekçe yazıldı. YÖK de öğrenciler DGS'yi bir seçenek olarak görmesin, bu kapı kapansın diye kontenjanları azaltıyor. Şu an yaşanan durum bu. Yani başka bir şey değil. O yüzden kontenjanlar ben geçen sene maksimum azaltıldığını düşünüyorum. Artık daha fazla çok azaltılmayacaktır. Çünkü sınavı kaldırmazlar ama kontenjanlar aynı kalacaktır. Ama artış beklemeyin yani onu söyleyeyim. Arkadaşlar bir soruyu bir kere sorun. Farklı soru sorabilirsiniz ama aynı soruyu çok sormayın. Evet. Güncele geldim galiba. Güncele geldim galiba. Haftada kaç deneme önerirsiniz demiş Şeyma Kaya. Arkadaşlar haftada şu an 1-2 deneme fazlasıyla yeterli. 1-2 deneme yapabilirsiniz Sayın Şeyma Kaya. Sayısalları deneme önerim. Arkadaşlar deneme önerisi Pegemon'lu, Yargon'lu, 7 iklim 10'lu. Pegemon, 7 iklim 10, Yargon. Bunları çözün. Tasarı da çözün. Gayet yeterli. Benim hocam da çözebilirsiniz. Ama özellikle 10'lu 8'li denemeler çözün şu an sınava çok vakit varken. Onlar bir tık daha kolay oluyor çünkü. Mustafa Uçar diyor ki birinci sınıfım ilk dönemim 3.3 ortalama. Yüksek tutsam TYT çok kötü gibi bir şey söylemiş. Tam anlamadım. Ama arkadaşlar ön lisans başarı puanı sınavda gerçekten önem taşıyor. Lütfen ön lisans başarı puanınızı çok yüksek tutmaya çalışın. X isminde bir kullanıcımız var. Demiş ki ÖVP'm 3.6 ilk defa gireceğim iç mimarlık mı? Mimarlık mı sizce? Net olarak ortalama net kaç net yapmam gerekir? Büşra. Ha Büşra'mış adı. Bence mimarlık daha iyi olabilir. Çünkü bir mimar iç mimarlık da yapabilir. Mimarlık da yapabilir. Ama iç mimar sadece iç mimarla sınırlı kalıyor. ÖVP'nizin 3.6 olması güzel. Ama bunu daha da arttırmaya çalışın. Kaç net yapmanız gerekir? Sayısalda 30-35 üstü hedeflemelisiniz Sayın Büşra. Cemil, hemşirelik isteyenlere önerim YKS kaynaklarıyla çalışın. Temelden başlayın. Sıralı çalışın. Ve TYT hocalarını kullanın. Onlar daha iyi. Ya sonuçta arkadaşlar TYT hocaları daha iyi. Yani açık konuşalım. Zeynep Vural benim eski öğrencim, kazanan öğrencim demiş ki bu önerilerinizin dışında birçok telefon uygulamaları, nokta atışı, taktikler ve her gün istediğiniz raporlar, çoğu şeyden arkadaşlarımızın haberi yok. Evet arkadaşlar, ben koçluk veriyorum. Koçluk verirken öğrencilerden raporlar alıyorum ki düzenli bir şekilde çalışabilsinler. Nokta atışı taktikler dedi. İşte daha önce yaşadığım sıkıntılarla ilgili taktikler veriyorum. Ve telefon uygulamaları. Sınavda işinize yarayacak çok fazla güzel telefon uygulamaları var. Hızlı okumayı geliştiren, sayısal yeteneği geliştiren. Bunları Google Play'de ya da iOS Store'da, App Store'da bulabilirsiniz. Telefonda kullanın ama güzel kullanın. Emir Yayla demiş ki geometri kaynak önerisi var mı? Orijinal geometri yeterli mi DGS için? Şimdi şöyle, orijinal geometri de güzel. Orijinal geometri de kullanılabilir ama ben dediğim gibi hiç bilmeyene aktif geometri, biraz daha iyi olana karekök sıfır geometri öneririm. Aslı Ak diyor ki YKS kaynaklarından ilerlememi önerdiniz. Peki kaynak öneriniz var mı? Şimdi arkadaşlar kaynak önerisi, YKS'de hangi kaynakları önerdiğimi, nasıl çalışılır videom var. 40 dakikalık YouTube'da bulabilirsiniz. Orada anlatıyorum. Ama burada duymak isterseniz genellikle matematik için antrenmanla matematik 1, karekök matematik 0 ve 3-4-5 TYT matematik diye gidiyor matematik için. Paragraf için paragrafın ritmi kitabı, arı yayıncılık, karekök paragraf, paragrafik ve paragrafik kitapları, bilgi sağlamal paragraf ve limit paragraf şeklinde gidiyor. Yani öyle gider o. Sonsuza kadar gider. Kitap bitmez. Ve ama genellikle Karekök yayınları çok hoşuma gidiyor. Çünkü çok başarılı buluyorum. Karekök yayınlarını öneririm arkadaşlar.
Mustafa Uçar demiş ki birinci sınıfım dönemim 3.3. Ortalama yüksek tutsam TYT o kadar. Bilgisayar mühendisliği kazanabilirim. Tamam. Bilgisayar mühendisliği kazanabilirsiniz. Derece yapabilirsiniz. Ortalamanızı yüksek tutun ama unutmayın DGS'de aslında bakın DGS'de derece yapmak mesela DGS'de 50 matematik sorusu varsa ve sen 40 yapmak istiyorsan orada aslında şunu istiyorsun. TYT'de de 30-35 istiyorsun mesela. Onun zorluğunu bu şekilde kıyaslayabilirsiniz. Yani TYT'de 30-35 ile DGS'de 50'de 40-45 aynıdır. Zorluk açısından. Onu yapan onu da yapabilir. O yüzden yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. Ama kolay olur mu? Hayır, zor olacaktır. Payder demiş ki kaç netlerde olmalıyız bu aylarda? Arkadaşlar bu kadar ay kala şu kadar nette olmasınız diye bir şey yok. Benim mesela daha önce öğrencilerim vardı. Bu mesela 4 ay kala çok kötü netlerdeydi. Sınavda mesela 45'e yani 40-45 yaptı mesela. 50 de yapan var da o 60'lık dönemdi. Sınav eskiden 60 soruydu biliyorsunuz. Onlar 50 yaptı mesela. Onlar da olabilir. Furkan Mustafa demiş ki bu sene sınav zor olur mu? Sınavın her sene zorluğu değişir ama giren sayısı arttıkça sınavlar zorlaşır. O yüzden DGS'nin geçen senelere nazaran daha zor olacağını bekleyebilirsiniz. Emir Yayla diyor ki 60 soruluk deneme hala çözülür mü? 60 soruluk denemeler kesinlikle çözülür arkadaşlar. Kesinlikle çözülür. Yani sonuçta 50 soruluk sistemle 60 soruluk sistemin soruları neredeyse aynı, 190. Yani. Bir mola vereyim, bir su içeyim. Devam edeceğim. Zaten güncele geldim. Birkaç tane soru kaldı. Oradan devam edeceğim. Bence güzel gidiyoruz. Az kişiyiz ama olsun. Az kişiyiz ama olsun. Şu an kimsem yok. Şu an bu canlı yayında çok az kişi. Kimse beğenmiyor. Hiçbiriniz beğenmiyorsunuz. Şuradan aşağıdan. Şuradan beğenmiyorsunuz. Kırılıyorum. Her gece ağlıyorum. Ama şunu söyleyeyim. Yayını beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü paralı değil, beleş. Ücretsiz. Yayını beğenin. Abone olun. Ücretsiz. Ben de bir dinleneyim, sorulara cevap vereceğim. Evet. Nur Cihan Tekler demiş ki, geçen sene Sözel'den 45 doğru yaptım. Fakat matematikten net çıkaramadığım için puanım hesaplanmadı demek istemiş sanırım. Nur Can Tekler, senin adına çok üzüldüm. Ben bu kanalda çok fazla duyuru yapıyorum. Arkadaşlar lütfen bir net kuralına dikkat edin. Sayısal ve sözelden doğru çıkartın yoksa puanınız hesaplanmaz diye ben çok uyarı yapıyorum ama maalesef bazı arkadaşlarımız bilemiyor onu. Umarım senin vasıtanla bir kez daha hatırlatalım. Arkadaşlar DGS'de bir net kuralı vardır. Hem sayısal hem de sözel bölümden en az bir netiniz yoksa puanınız hesaplanmıyor. O yüzden lütfen bir net kuralı yapın. Bir net kuralına dikkat edin ve iki bölümden en az bir net yapın. En az bir net. Bir doğru bir yanlış olmaz. Bir net olması lazım. Nur Cihan, senin özelinde konuşursak bence Sözel'den 45 yapabildiğine göre bence bu sene de matematiğe çalışın. Matematiği de yapabilirsin. Sözel'de de o netleri inşallah yaparsan kazanabilirsin. Geçmiş olsun ve umarım bu sene başarılı olursun. Büşra demiş ki X yani. Hiç mekan tasarımı mezunuyum. Mimarlıkta ders saydırma çok az. 4 yılda bitiriyor gibi oluyorum. Hiç mimarlıkta ders saydırmam daha çok olur gibi. O yüzden kafam karışık. Yoksa haklısınız. Ya şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hızlı mezun ol... Ya kişilerin öncelikleri değişebilir. Ben hızlı mezun olmak istiyorumdur. Başka bir bölümde okuyabilirim. Ya da ben 10 yıl sonrasını düşünüp 10 yıl sonra hangi bölüm bana daha faydalıysa onu da seçebilirim. Bu sizin kendi özelinizde. Bunu düşüneceksiniz ama bence ikisini de düşünmek yerine oturun sınava güzelce çalışın. İki bölümde fullemek için çalışın. Zaten bunu yaparsanız ikisini de seçebilir kapasitede olursanız birinden birini zaten doğru olduğuna karar verirsiniz. Veyahut da zaten iyi bir sıralama yaparsanız. Şimdi arkadaşlar iyi sıralama çok önemli. DGS'de, KPSS'de, YKS'de, ALES'te, ALES değildi. Bu dediklerimde KPSS'de değil, YKS ve DGS'de iyi sıralama neden önemli? Çünkü diyelim ki YKS ya da DGS'de bir bölüme mi girdin? Memnun değil misin? Hemen merkezi puanla yatay geçiş yapabilirsin. Yani ben memnun değilim deyip tekrar gidebilirsin mesela. Ama iyi sıralama yapman lazım. O yüzden iyi sıralama önemli. Erhan Yavuz demiş ki karekök sıfır geometri kaç net kazandırır? Erhan Yavuz, karekök sıfır geometri geometride bir 2-3 net kazandırır. 6-7 soru olduğunu düşünürsek de neredeyse %50'si yapar.
Bence güzel. Ama çok iyi çalışır ve çok iyi anlarsan 4-5 de katabilir yani. Ama sadece onunla olacak iş değil bence. Bir kaynak daha çözülebilir. Yani iki geometri kaynağı bence fullettir veya fulllemeye yakın yaptırır. Enes demiş ki veterinerlik teknikerliğinde okuyorum. Bu dönem mezun oluyorum. 3,5 ortalamam var. Yeni başlayacağım. Hekimliğe geçiş yapabilir miyim? Ne yapmam lazım? İlk bilincin teşekkürler. Şimdi Sayın Enes, ortalamanız iyi, ortalamayı yüksek tutmaya çalışın. Yeni başlayacaksanız temelden başlayın. Antrenmanlar matematik 1 eğer kötüyseniz. Karekök matematik 0 olabilir eğer biraz daha kötüyseniz. Ve ardından 3-4-5 TYT matematik. Bu kaynakları çözerseniz sınavda 30-35 üzeri yapabilirsiniz. Bize üstüne bir net bir kaynak daha çözüp bir de çıkmış soruları çözerseniz 40 net civarı yapılabilir. O zaman ilk 1000'e girebilirsiniz. Bence yapılabilir yani. Hani yapılamaz değil ama iyi çalışmak lazım. Ömer Ocak zaten onun sorusuna cevap vermiş gibi olduk. Geometri için kaç kitap yeterli olur demiş. Karekök 0 ve Kenan Karan'ın kitabı varsa bence öncelikle birini çözün, bitsin. Ondan sonra diğer kitabı çözün. Yani aynı anda iki kitaptan gitmek çok sağlıklı olmuyor. Çünkü aynı anda iki kitaptan giden kişiler genelde iki kitabı da bitiremiyor. Halbuki bir kitabı baştan sona bitirsen daha fazla net kazanırsın. O yüzden bir kitabı baştan sona bitirmeye çalışan arkadaşlar hangi ders olursa olsun paragraf fark etmez, matematik fark etmez, geometri fark etmez, tarih de fark etmez. Bir kitabı baştan sona bitirin. Bu daha fazla net artış sağlar. Ve eğer geometri sıfır üstüne Kenan Kara çözerseniz üstüne bir TYT geometri kitabı da olabilir ama oradan sonra çıkmış sorulara yönelip sadece tekrar yapmak bence sağlıklı olacaktır Sayın Ömer Ocak. Yani denemedeki yanlış yaptığınız konulara bakabilirsiniz ve çıkmış soru çözebilirsiniz. Bu sizin geometri setlerinizi full'e yakın yapacaktır. İsa Karayiğit demiş ki özel eğitim ve okul öncesi kontenjanı çok düşük hocam ya demiş. Evet düşük arkadaşlar. Az önce de anlattım. Maalesef YÖK DGS'yi öğrencilerin DGS'yi bir seçenek olarak görmesini istemediği için DGS'nin kontenjanlarını azaltıyor. Ya niye? Siz girip kazanmak istemeyin diye öyle bir yol yaptılar. Ben de karşıyım buna ama maalesef bu gerçek. Metin Yıldırım diyor ki bazı şartlar nedeniyle başlayamadım. Bu 4 ayda neler yapılabilir? Bu 4 ayda bayağı net artış sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın hepimizin kapasitesi farklı. Ben bu 4 ay sınava çalışsam ilk 100'e girebilirim. Bir başkası da ilk 1000'e girebilir. Yani hepimizin kapasitesi farklı. Sizin yapmanız gereken şey düzenli bir şekilde çalışıp elinden geleni yapıp emek harcamak. Zaten bu emeği harcadıktan sonra da bir yerden sonra karşılığını alıyorsun. İnşallah siz de karşılığını alırsınız. Ki alamasanız bile bu sene seneye yatırım olur. O şekilde görmeniz lazım. Musa Gül Almaz demiş ki geç kaldım. Konularım Nisan'a kadar bitecek. Son 3 ayda deneme artı soru çözümü yeterli olur mu? Musa Gül Almaz. Şimdiden deneme çözmeye başlayın. Bu çok önemli. Bir saniye arkadaşlar. Şimdiden deneme çözmeye başlayın arkadaşlar. Çünkü ne kadar erkenden deneme çözmeye başlarsanız o kadar deneme çözmeye konuları uygulamaya, hani kitapta konuları uygulamaya, ya yani bir sınav anında konuları uygulamaya daha fazla adapte olursunuz. Soru çözümü açısından da bir kitap alın, onu bitirin. Ondan sonra bir kitap alın, onu bitirin. Bu şekilde daha çok net artış sağlarsınız. Sayın Musa Gül Almaz. Ayfer Günkarayel gelmiş, öğrencimdir. Selam yazmış. Selam efendim, hoş geldiniz. Sena mıyım? Demiş ki merhabalar, şu an matematik 20 netlerdeyim, sınava kadar 40'a çıkabilirim. Çıkabilirsiniz. Çıkabilirsiniz ama zor olur. Enes demiş ki bıyıklı matematiğin DGS kampı hakkında ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlar paralı değilse güzel, paralıysa değil. Yani çünkü şöyle, yani YouTube'da çok fazla ücretsiz matematik dersi var. Paralı kamplara girmenize gerek yok ama ücretsizse %100 katılın. Bıyıklı matematiği severim, iyi hocadır. Öneririm ama paralı kampları genel olarak tercih etmiyorum. Ama siz diyorsanız ki benim param var vermek istiyorum. Olur, fark etmez. Ama ücretsiz şeyleri de var bunların yani. Arkadaşlar paylaşım yapabilirsiniz. Canlı yayını paylaşabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Size biraz mola vereyim. Şöyle yapalım. Siz bu videoyu beğenip kanala abone olurken ben de biraz su içeyim. Evet. Lütfen
Canlı yayını beğenin. Aranızda hala canlı yayını beğenmeyenler var arkadaşlar. Onlar şimdi soru soracaklar. Hiç utanmayacaklar mı bu mübarek kandil gecesinde? Bu adama soru sorduk mübarek. Bunun canlı yayını bile beğenmedik. Algoritmada ön plana çıkartmadık. Abone olmadık. Yaradan sormayacak mı reis? Demeyecek mi reis? Yaradan demeyecek mi? Nerede bu adamın beğenisi? Demeyecek mi yaradan? Evet. Fehmi Arslan demiş ki sabah izleyip abone olmaya başladığım adam. İyi akşamlar. Teşekkür ederim Sayın Fehmi. Hoş geldiniz. Dilek Çetin demiş ki okul öncesi düşünüyorum kaç nette olmam gerek. Arkadaşlar kaç nette olmam gerek diye bir soru yok. Kaç nette olmanız gerekli diye bir şey yok. Çok düşük de olabilir, çok yüksek de olabilir. Bakın ben size bir senaryodan bahsetmek istiyorum. Kaç nette olmam lazım diye bir mantığın olamayacağını anlatan bir senaryo anlatmak istiyorum. Ben şu anda mesela deneme çözdüm. 40 matematik, 40 da paragraf yaptım. Bu demek midir ki ben sınavda da bunu yapacağım? Hayır. Eğer ben bu saatten sonra sınavı ciddiye almaz ve boşlarsam büyük ihtimalle sınavda çok çok daha kötü yapacağım. Veyahut da ben şu an mesela deneme çözdüm. 10 matematik, 10 da paragraf yaptım. Bu demek midir ki ben sınavda da bu netleri yapacağım? Hayır. Sınava kadar çok çalışıp kendimi çok geliştirirsem, çok öğrenirsem, çok bilirsem sınavda da daha iyi yaparım. Özür dilerim. Yani sınava kadar bu kadar vakit varken şu nette olmalısın, bu nette olmalısın diye bir şey asla yok arkadaşlar. Siz her zaman sınava kadar iyi de olsanız kötü de olsanız sınava kadar elinizden geleni yapın, çalışın, öğrenmeye ve gelişmeye çalışın. İyi de olsanız gelişmeye çalışın, kötü de olsanız gelişmeye çalışın. Çünkü unutmayın yarış her zaman tavşan değil, kaplumbağa kazanır. Kaplumbağa her zaman daha iyidir tavşana nazaran. Yani önemli olan süreklilik kısaca. Öyle söylemiş olalım. Cemil demiş ki 24 netteki birinin 45 netlere çıkması için şu anda çözmesi gereken matematik kitapları. Ben 24 nette olsaydım ve hedefim 45 olsaydı matematik sıfırı alıp bitirirdim baştan sona. 3-4-5 TYT matematiği alıp bitirdim baştan sona. Sonra bir de tasarım matematik çözebilirdim. Yektu Mat'ın kitabını çözebilirdim. Çıkmış soruları çözebilirdim. Bunlar beni 45 yata çıkartırdı. Ama bunları bitirmek için çok iyi bir düzen ve disiplin gerekiyor. Bitirilebilir ama iyi bir düzen ve disiplin gerekiyor. Yayını beğenelim arkadaşlar. Yayını beğenmek ücretsiz. Abone olmak ücretsiz. Abone olabilir. Yayını beğenebilirsiniz. Soru sormak için abone olmanız lazım. Bunu söylemiş olayım. Sıla demiş ki ben de tam Kenan Hoca'yı dinliyordum. Geo çalışmak çok sıkıcı, çok zor. Arkadaşlar geometri sayısal bir öğrenci için ve eşit ağırlıklı bir öğrenci için bence olmazsa olmaz. Çok önemli. 6-7 soru geliyor. Ya bugün olasılık sorusu bakın. Olasılık, permütasyon, kombinasyon. Buna geri geliyor fasikül çözüyorsunuz. Geri geliyor haftalarca çalışıyorsunuz. Maksimum gelecek soru sayısı 1-2. Geometriden 6-7 tane soru gelir ve geometriye sadece 2-3 ay düzenli çalışır. Geometri ise net yaptırır. 3-4 net yaptırabilir. Kenan Kara Türkiye'nin geometri hocalarından birisidir. Ama temelden başlıyorsanız temel bir kitap almanız lazım. Eğer çözüm olarak zorlanıyorsanız geometri için aktif geometriden başlayabilirsiniz. Karekök sıfır geometriden başlayabilirsiniz. Bunlar temel için iyidir. Direkt acil geometriye başladıysanız belki Sayın Sıla sizi o sıkıyor olabilir. Arkadaşlar hepinizin sorusuna cevap vereceğim. Şartlarımız var. Soru sormak ve cevap almak için iki tane şartımız var. Yayını beğenmek bir, ikincisi de abone olmak. Abone olmayanlar soru soramazlar. Evet. Mehmet Tuncel demiş ki kandiliniz mübarek olsun. Teşekkür ederim. Sizin de kandiliniz mübarek olsun. Sayın Fehmi Arslan demiş ki DGS sayısı öğrencisi olarak 30-36 yapıyorum. Bunun üzerine nasıl daha fazla bırakabilirim? TYT kaynaklarını çözebilirsiniz. Onu söylemiş olayım. Ömer Ocak demiş ki hayırlı kandiller. Yanıtlarınız için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Mustafa Alkan demiş ki zor yayın olarak önerileriniz nelerdir? Arkadaşlar zor yayın olarak YKS adına soruyorsanız Karekök'ün direkt kendi soru bankaları. Karekök Matematik, Karekök TYT Matematik, Karekök'ün MPS serisi olabilir. Bilgi sarmal olabilir. Çok zor değil gerçi. Bilgi sarmal bir tık daha orta ama
Tasarı olabilir DGS adına. DGS adına tasarı olabilir. Zor kaynak bence. Aciller olabilir. Hani çok istiyorsanız. Ama herhalde yani iki kaynak seç deseniz herhalde ya tek kaynak seçeceksem Karikök ya. Bence şu an en zor aklıma gelen Karikök. Şu an çok kaynak düşünemedim. Çok fazla beynim yandığı için artık. 50 dakikadır konuşuyorum. Müslüman şu yayını bir beğen. Şuradan bir beğeni at. Abone ol. Mübavek. Mustafa Alkan'ın sorusuna cevap vermiş olduk. Sayın Sıla demiş ki Geo'da aktif, acil ve Kenan Karan'ın orta kaynak bir kaynak önermişsiniz. Sayın Sıla, Karikök sıfır geometri öneririm. Biraz daha iyisiniz. Direkt Karikök geometri de olabilir. Bunlar iyi. Ama bir kaynağı baştan sona bitirin, sonra yeni bir kaynağa geçin bence. Onu söylemiş olayım. Melike demiş ki paragraf her gün 150 çözüyorum, sıkılır mıyım? Buna kendinizi şartlamayın. Saat odaklı gidin. Bugün 2 saat paragraf çalışacağım deyip ve çözebildiğiniz kadar çözün. Yeri gelir 50 çözersiniz, yeri gelir 150 çözersiniz. Hem sıkılmazsınız hem de daha fazla verimli olur diye düşünüyorum. Şeyma Kaya teşekkür etmiş cevaplarınız için. Ben teşekkür ederim. Lil Gis demiş ki DGS ile yatay geçiş konuşabilir miyiz? Evet arkadaşlar, DGS öğrenciler için yatay geçiş önemli bir konu. DGS için yatay geçişi konuşacaksak arkadaşlar, DGS için yatay geçişi merak edenler var mı? Varsa bir yazabilir mi? Ben merak ediyorum diye onu uzun uzun anlatayım biraz. Uzun uzun anlatacağım. DGS ile yatay geçişi merak edenler var mı? Evet. Mehmet Tuncel de güzel bir şey sormuş. Güzel bir şey söylemiş Mehmet Tuncel. Bunu da dile getirmek istiyorum. Evet. Evet, Zeynep Vural benim öğrencim. Yatay geçişi merak ediyorum diyor. Memnun değil herhalde. Sevgili Zeynep, memnun değil misin? Hayırdır? Ne oldu? Okuldan sıkıldık mı? Şimdi arkadaşlar bir saniye. Şurada yatay geçişi çok kısa anlatayım. DGS öğrencisi ve YKS öğrencileri için yatay geçişi biraz anlatayım. Sonra diğer sorulardan devam edeceğim. Mehmet Tuncel de güzel bir şey söylemiş. Ona da devam ederiz. Ona da gireriz. Evet. Evet sevgili arkadaşlar. Yatay geçiş nedir? Nasıl yapılır? Şimdi üniversiteye girmenin iki yolu var. Birincisi YKS, YKS aslında de ben YKS diyorum. YKS demek daha kolay. Birincisi DGS. Diyelim ki DGS ile girdiniz. Oradan girdik kanala. Oradan devam edelim. DGS ile üniversiteye girdiniz ama üniversiteden memnun değilsiniz ve üniversite değiştirmek istiyorsunuz. Bununla ilgili yapabileceğiniz iki yol var. Birincisi merkezi puanla yatay geçiş. Yani okula girmiş olduğunuz sıralamayla yapabileceğiniz yatay geçiş türü. Bu yatay geçiş türü şöyle çalışır. Örneğin diyelim ki ben 500 puan aldım ve daha önce 490 puanlı yere tenezzül etmediğim için gitmedim. Umurumda değildi, ben orayı tenezzül etmedim. Ama şu an pişman oldum. Şimdi oraya gitmek istiyorum. Bunun için ne yapıyorum? Dönem arasında, yani dönem başlangıcı, birinci dönemin başlangıcı, birinci dönemin sonu, başlangıcı o aralar. Yatay geçiş taleplerini bulabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki ya ben daha önce size gelebilirdim ama bir hata yaptım. Şimdi beni alır mısınız? Bununla ilgili üniversiteler kontenjan açıyorlar ve o kontenjan dolmamışsa ve sizden daha iyi kimse yoksa orayı isteyen, yatay geçişte sizi alıyorlar. Bu birinci şey. Merkezi puanla yatay geçişte bölüm değiştirebilirsiniz. Yani diyelim ki ben bilgisayar mühendisliğine girdim. Bunu tekrar makineye çevirebilirim. Yeter ki puanım yukarıda olsun. Ama ortalama, bir de ortalamayla yatay geçişimiz var. Ortalamayla yatay geçişte de o anki sistemde görünen ortalamanız kullanılır. Alttan dersiniz varsa da ortalamaya yatay geçiş yapabilirsiniz ama ortalamanız iyi olması gerek. Ama ortalama yatay geçişte sadece aynı bölüme gidebiliyorsunuz. Yani bilgisayar mühendisinden bilgisayar mühendisine, makineden makineye gibi. Merkezi puanla yatay geçiş kısmında da seçenek çok fazla. Merkezi puanla yatay geçişin yalnız şöyle bir şartı var. O seneki sizin girdiğiniz sıralama ve puan önemli. Başka hiçbir şey değil. Yani mesela diyelim ki siz girdiğinizde 500 puanla girdiniz ve 490 puandı o bölüm. Sonra o bölüm belki 520 puan oldu. Ama o ondan sonraki sene olduğu için siz hala girebilirsiniz. Çünkü siz girdiğinizde 490 puandı gibi bir ayrıntısı var. Anlaşılmalıysa tekrar anlatabilirim.
Mehmet Tuncel diyor ki 6 ay önce keşke sizi dinleyip DGS yerine YKS çalışsaydım. Gerçekten büyük hata yaptım. Teşekkür ederim yine de yol gösteriniz için, yol göstericiliğiniz için. Arkadaşlar ben bakın ben öğrencinin iyiliğini düşünüyorum her zaman. Ve öğrencinin mutlu olmasını, öğrencinin başarılı olmasını istiyorum. Öğrencinin geleceğini düşünüyorum. Ve diyorum ki öğrenciye maalesef YÖK yani kurumun kendisi yani üniversiteleri ayarlayan kurumun kendisi DGS'yi ve DGS'li öğrenciyi mağdur bırakıyor. Lütfen mümkün olduğunca DGS'li YKS'ye çalışın. Fırsatınız varsa diyorum. Ama bunu genellikle Eylül-Ekim aylarında çok fazla diyebiliyorum ama sınava bu kadar yakınken genellikle DGS'ye girmiş oluyoruz zaten artık. O kanala girmiş oluyoruz bir kere. Değiştirmek zor oluyor. Ama çoğunuzun aslında YKS ile başarı şansı daha yüksek DGS'ye nazaran çünkü DGS'de kontenjan o kadar az ki aslında başarı zorluğu yani YKS'li yarışır düzeye geldi kontenjanlardan dolayı. Tabii ki de içerik olarak DGS daha kolay ama kontenjanlardan dolayı YKS'li yarışır hale geldi zorluk açısından. Doğukan Yunus Hayal diyor ki 25-30 netlerdeyim OBP'm, ÖBP'm 67 inşaat mühendisi istiyorum. Üstü sayılar konusunda 3-4 konuda bir işlediğim bütün konuların test çözüyorum. Bir çalışma yöntemidir, uygulanabilir. 30 netler, 25-30 netler, iyi netler çalışırsanız bunları 40-45'ler çekebilirsiniz. Yavaşlığın sebebi veya yanlışlık belki şuradan olabilir Sayın Doğukan. Aynı anda 2-3 kitap çözüyorsanız bir kitap çözmeye yoğunlaşın. Bir kitabı bitirmek daha fazla net sağlar. Aynı anda 2-3 kitap çözüyorsanız ondan vazgeçebilirsiniz. Evet Zeynep Bural demiş ki buralar çok soğuk. Evet maalesef bazen soğuk şehirler çıkıyor üniversite için. Mustafa Alkan diyor ki ben çalışmadan 2 sene önce girdim 10.000 yaptım. Şimdi atandım derece yapmak istiyorum. İnşallah yapabilirsin Mustafa. Yapabilirsin yani çalışıp yapabilirsin. Ama çalışmadan yapamazsın onu bekleme yani. Tamam çalışmadan 10.000 olabiliyorsun da çalışmadan 10.000 olabilmek senin o anki çalışmalarının sonucu. Kimse anasının karnında matematik öğrenmiyor. Sen o ana kadar ilkokulda liselerine çalıştıysan o seni 10.000 yapmış. Bundan sonra daha fazla çalışırsan ilk 500'e de girersin 1'e de girersin. Ama çalışmazsan tekrar yine 10.000. olursun. Çok öğrenci var öyle hiç çalışmıyor mesela hep aynı sonucu alıyor. Boşa gidiyor yılları. Ben onu önermem yani uyarayım seni konuda. Mustafa Uçar demiş ki DGS sayısal için sadece mat mı çözüyoruz? Hayır DGS sayısal bölümünde sayısal mantık soruları var. Geometri soruları var. Matematik soruları var. Ama bir de her sayısal, her sözel öğrencinin en az bir sayısal bir sözel çözmesi lazım. Bir net kuralı için onun uyarısını yapmış olalım. Abi siz bölüme başladığında mat 2 çalıştınız mı diyor. Fen 2 mat 2 dersleri öğrenmek mi lazım? Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz DGS eğer mühendislik veya sayısal bölümlere geçerseniz fizik ve kimya bazen işte ileri matematik işte kalkülüs işte integral trigonometri ve işte limit türev integral falan öğreniyoruz. Hani üniversite matematiğinde. Buna daha önce çalışmak zorunda değilsiniz. Boş verin bunları. Üniversite hayatını bakın. Üniversitedeki dersleri ve üniversitedeki hayatı boş verin. Öncelikle sadece şu an DGS'yi, YKS'yi kazanmaya odaklanın. Öncelikle kazanın. Üniversitede bir şekilde veriliyor bu dersler zaten. Buna çok sıkıntı yaşamazsınız. Arkadaşlar yayınla ilgili sorun varsa yazın. Ses iyiyse, görüntü iyiyse, her şey yolundaysa devam edebiliriz. Sıkıldıysanız sıkıldık git lütfen diyebilirsiniz. Devamsa devam yazabilirsiniz. Bu garibandan dua almak istiyorsanız videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Evet sorularda güncele geldim. Çok iyiyim bu arada. Şeyma Kaya demiş ki DGS başvurular tahmin ne zaman başlar? Şeyma Kaya tahmin etmemize gerek yok. ÖSYM bunu paylaştı. Başvurular herhalde Mayıs'ta falan başlayacaktı. O civarda bir şey olması lazım. Yine ÖSYM'nin sayfasına girip bunu görebilirsiniz. Mayıs civarı başlayacaktır diye tahmin ediyorum. Şu an ezberden konuşuyorum. Ama bunlar paylaşıldı yani. Hani tahmin etmek zorunda değiliz. Evet arkadaşlar. Yayın nasıldı? Beğendiniz mi? Beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz soru sormak için. Like atmayı unutmayın. Like atmak. Bu da güzel bir şeymiş. Onun haricinde
Umarım sorularınızı cevaplandırabildim. Bana şu an soru gelmiyor yeni. Sorular bitti mi? Tamam. Bir saat olmuş zaten. Saat de 12'ye geliyor. Soru varsa bir iki soru daha alayım, kapatalım. Arkadaşlar ne dersiniz? Evet, Sibel Belgen demiş ki FTR için en az kaç net yapmak lazım? Devlet için herhalde bir 25-30 ve üzeri Sibel Hanım. Ama özel için daha düşük olabilir. Bunlar değişken şeyler. Bunlara bakmak lazım. Tabanpuanları.net'ten bakabilirsiniz. Mahmut Sürün demiş ki bilgisayar programcılığı hangi üniversite tercih edersiniz? Arkadaşlar bilgisayar programcılığı şu an çok fazla üniversite var. Bilgisayar programcılığında şu an çok fazla üniversite var. Hiç fark etmez. Eğer yeni ön lisans okuyacaksanız açık öğretimi öneririm. Açık öğretimde sınavlar daha kolaydır ve daha yüksek ortalama getirebilirsiniz. Küçük bitiyor. Evet. Bence güzel bir canlı yayın oldu. Bir saat boyunca güzel konuştuk. Hala sorularınız varsa Kazım İncebacak Instagram kanalı veya işte telefon numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram bu canlı yayın altına da yazarım. Sağda solda da yazıyor zaten. YouTube'da, Instagram'da falan. Bana WhatsApp'tan, Telegram'dan da ulaşabilirsiniz. Benden koçluk almak istiyorsanız WhatsApp'tan, Instagram'dan yazın. Instagram Kazım İncebacak. WhatsApp'ta işte telefon numaram profilde vardır. Veya Instagram'da var işte. Instagram'dan bulun beni. Instagram olmayanlar için de burada söyleyebilir miyim? Burada telefon numarası söyleniyor mu ya? Sıkıntı olur mu acaba? Neyse. Telefon numaramı söylüyorum arkadaşlar. Söylemesem mi ya? Şu an bir korktum. Telefon numaramı yazayım mı? Yazıyorum şu an telefon numaramı. Sıkıntı olmaz. Yani neyse yazayım ya. Ne olacak? Bir şey olur mu acaba? YouTube'dan banlanıyormuşum bir de. Arkadaşlar koçlukla ilgili soru sormak, fiyat bilgisi almak için telefon numaramı yazdım. Telegram'dan, WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Telegram'dan, WhatsApp'tan ulaşmak için telefon numaramı yazdım. Instagram Kazım İncebacak. Soru sorabilirsiniz. Paralı değildir. Bildiğim kadarıyla cevaplıyorum. Ön lisans 2. sınıfım ortalamam 2.76. Staj puanım ile birlikte DGS dönemine olan ortalama puan nasıl değişir? Bize maalesef çok bilgi vermiyorlar. Buradan da söylüyorum 2 yıllık gitmeyin. Evet Hüseyin Şaşal ya da Sasal bilmiyorum. Ben de öğrencilere 2 yıllık diye yani direkt 4 yıllık kazanmalarını, YKS ile kazanmalarını tavsiye ediyorum. Stajla beraber ortalamanız çok değişmez de ÖBP'nin sınavda çok faydası vardır. Okul derslerinizde çalışın. Ortalamanızı yüksek getirmeye çalışın. Bunun sınavda artısını görürsünüz. Arkadaşlar canlı yayını beğenebilirsiniz. Koçluk için telefon numaramı yazdım. 0531-333-9833 hadi onu da söyleyeyim. Instagram Kazım İncebacak. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok eğlendim arkadaşlar. Birden 25 kişi olduk ha. Birden sayımız arttı. Arkadaşlar kapatmak üzereydim de. Devam derseniz devam edeceğim. Hadi bak 10 kişi devam derse devam edeceğim. Ama 10 kişi demezse etmeyeceğim. Hadi bak devam derseniz devam edeceğim. 10 kişi devam yazar mı? Bizimki de iyice mezat gibi oldu böyle. Evet canlı yayında mezat. 10 kişi devam derse devam edeceğim. Yoksa canlı yayını bırakacağım arkadaşlar. Mahmut demiş ki devam. Bir kişi yazdı. Hüseyin de devam yazdı. 2. Şu an 1 saat 4 dakika oldu. Bir dakika beklerim. 10 kişi devam yazarsa devam ederim yoksa çıkacağım. 3 olduk. Evet arkadaşlar 10 kişi devam demiyor mu? Canlı yayında mezat yapıyoruz şu an. Canlı yayımızda. Evet bu kalemi veriyorum. Bu kalem 150 lira. Bu kalemi isteyen var mı? 150 lira. Kalem 150 TL. İlk kalemi isteyeni 150 liradan bu kalemi veriyorum. Harunları da devam yazdı. Teşekkür ederiz. Evet. Mahmut demiş ki hocam nereye? Nereye? Bitireceğiz işte bitireceğiz. İşimize gücümüze bakacağız. Belki uyuruz. Saat 12 olmuş. Zeynep Bural da devam yazmış. Teşekkür ederim Zeynepciğim. Ama
Sayıyı bulamadık arkadaşlar. O yüzden bugünlük sonlandırıyoruz. Ama daha fazla canlı yayın ve daha fazla video için videoyu beğenebilir, abone olabilir, beni motive edebilirsiniz, yorum yazabilirsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ekstra sorularınız için Instagram ve telefon numaramı yazdım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.